Great Four'un ne anlama geldiğini onlara öğretelim. Ben asker getiremiyorum oraya. Niye? Limana tıklıyorum, gitmiyor. Aha, konvoy geldi, cephe düzeldi. Şimdi yedim oğlum sizi. Ha, Bulgar konuşmak istiyor. Paket attım Balkanlarda. Tamam ya, gel White Peace atak var. Ben dayanamıyorum. Olmuyor böyle. Yok. Tamam, ittifaktan çık, atalım. Atalım. Çıkamıyorum ki. Atsın seni ittifaktan. İttifak lideri benim, sıkıntı orada. Diğerlerini at o zaman. Hepsini. Diğerlerini atamıyorum işte. Ya o zaman ordunu çek, senden toprak almayacağım. Zaten sana dediğim hadise de vuku buldu. Artık hiçbir cephede orduları yok. Ya. Kurtar ordunu. Barış senin anlaşmasında Burgaz kitlendi kardeş. Barış anlaşmasında seni serbest de değil. Yani direkt ne ben olduysa direkt olsun bırakacağım. Ya. Sen bilirsin. Bildim. Ya da Surrender'da verebiliyorsanız verebilin. Decision'dan bir bak. Oo, ben size attım. Kabul edin. O ya da ama ittifak atabiliyordu. İttifak kabul etmeyin. Sen. Etmeyin, etmeyin. Sen dediğimi yapsana. Neyi? Surrender'ı verebiliyorsun Osmanlı'ya, git onu ver. Veremiyorum. Veremiyor musun? Ya sil oradan, seni free bırakırız. Bir şey olmaz. Bildim zaten. Ya tamam. Bitti zaten savaş. Olmadı, yapacak bir şey yok. İyi direndik. Lan direnmek mi? Ben iyi direndim. Siz bana komşu geri buluya kadar ittik ya. O kadar açığımız vardı. Konvoyumuz bitti. Ruslar silah veremedi bize. Bana da kimse silah veremedi. Ben de paramla satın aldım. Neyse ya, böyle bir şey ya. Olsun. En azından müttefik kazandık. Müttefikimsin. Hatta dediğim gibi sana Sırbistan'da toprak vereceğim. Sözüm söz. Teşekkürler efendim. Bu peki şey, bizim korumuz olan sizin isyan yediğiniz topraklar verilir mi? O kadar da değil. İçinde boş olan. O kadar da değil, hayır. İyi, tamam. Alman'dan top neden alamıyoruz abi? Yoktur. Ben onu anlamış değilim. Biz bir saattir konvoy raiding atıyoruz da onunla olabilir ya. Yok alakası. Donanmayı çıkar da şu Yunan donanmasını kes, sonrasında çıkarma atalım. Geliyor. Yunan'a umumi taarruz vereceğim. Size bir bilgi vermemi ister misiniz? Evet. Athena'nın yanını tutmuyor. Daha da sustum ben. Tüy Athena'yı ya. Hadi yanına. Her yer tutamaz zaten. Hünkârım. Neyse efendiler, bu savaş bittiğine göre biz çıkıyoruz artık. Görüşmek Gidiyoruz. Üzere. Sağ olun. Aslında hala işimize yarayabilir ama. Yok, ben line atak verdim. Artık birazcık da ben kasayım ya. Tamam. Hatta itiyorum herhalde. İyi günler. İyi günler. Bir küçük bir deniyorum ama Tia Athena'ya bakalım çıkabilecek mi? Hamidimiz? Papıtlık. Tek şart. Hamidimiz? Tek şart papıtlık. Hamidimiz? Tek şart papıtlık. Yoksa Hamidimiz ordunu, durun, Hamid. Kırar veririm eline bak. Hamidimiz? Orduna söyle silah bıraksın, papıt bırakayım seni. Ya istiklal ya ölüm. Lan o benim lafım. Ne onu senin benim ya lafım. Benim lafım. Ya istiklal ya ölüm. Ne bu? Sahillerde savaşacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi sen ortaya karışı çalın. Bir event geldi. Kingdom of Kring Offer the Times diyor. Ne diyor? Bilmiyorum. İnşallah şey olmuyordur. Rasal olmuyordur. Annex Girit diyor. Sen Girit'in karşılığında kendini yırtacaksın mı köpek? Evet. Avcunu yalarsın. Evet. Sen bana niye çıkarma diyorsun, Hamidimiz ayıp değil mi? Hamidimiz değil misin? Ha, ordumu sileyim mi? Sil. Ya bence konferans gerçekleşmeden böyle kararlar almak doğru değil. Bence de bir konferans. Sayın Almanlar, Hamidimiz geldi. Hünkârımız Almanlar efendim geldi. Bence de bir, yani bir konferans. Bence Yunanların bağımsızlığını Avrupa garanti eder. Yani bence özgür olmalıdır. Bence de. Ney? Ne konferans dönüyor gene? He? Efendim? 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 He?
Great Efendim? Power Konferans. Evet. Ha, mağdur oynama bana. Saldıran kimdi? Yunanlılar askeri. Ben saldırmadım. Veririm efendim. Sağ olun efendim. Bir dakika. Evet, Sırplar vurmazsa iyi olur. Ya efendim biz Bulgaristan olarak bir konuşmak istiyoruz. Efendim bizim şu an sarayımıza Ottoman askerleri geldi. Sarayımızı yıkıyorlar. Lütfen yardım edin ya. Sen sus. Sen konuşma. Oo, bir de çıkartma atıyor utanmadan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz çıkartma değil lütfen. Akilsiz Türkler atamıyor çıkartma. Onlar gezi için gitmiş Türkolar. Gemiyle yanaşmaya çalışıyorlar. Yunankiler izin vermiyor. Karşıladık merak etmeyin. Biz Bulgarlar gibi öyle mayan elemanlar değiliz. Alakası yok. Bizim askerlerimize para verdi bunlar. He. Daha kötü. Ben içiyorum lan. Şu an itmiyormuşum pardon. Ya hayır ya. Türkler vuruyor bak ben görüyorum ya. Evet. Türkler vuruyor. Amerikanlar vuruyor. Amerikanlar PC. Vuruyor. Amerikanlar tamam vuruyor. Tamam o zaman size PC uzatsın. PC uzatın lütfen. Uzat. Valla ben o şartlarla anlaşmam. Toprak almadan çıkmam bu savaştan. Abdülhamit elimi öpecek. Elimi öpecek hadi bir daha. Hadi lan oradan köpek. Abdülhamit kalmadı kardeş. Elimi öpecek. Ya, tamam ya efendim. O zaman bunların savaşı... olduğunu bilsin. Evet, savaşı abi. Durdurmuyor bunlar. Biz yavaşta sınırlara yani. Yığıldık. Yalın efendim yalın. Makul bir barış diyor. Anlaşması imzalarım. Bu Türkler bize zulmediyor. Almanlar lütfen siz de gelin. Almanlar çok... Yurdakileri buraya çekin efendim. Osmanlı çok agresif davranıyor. Evet, evet bize zulmediyor hep. Amerikalılar masadan kalkmış. Efendim. Bulgaristan hükümeti olarak konuşmak istiyoruz. Sen konuşma. Osmanlı ya adam gibi bir şimdi konuşabilir miyiz? Bakın ben barıştan makul bir barışa çıkarım. Ama gidip de Yunan'ı şey olarak bırakmam. Labana çıktı la eleman. Labana çıktı la. Çıkarma atıyor. Hala çıkarma atıyor. Kuşak. Ne demandın var? Bir saniye bir durun ya. Bir sus. Susun. Ne demandın var? Söyle. Balkan savaşlarının bitmesini demand edeceğim. Tamam. Adam anlaşmaya oturmuyor ki. Ben ona 50 kere uyardım. White Peace atalım. White Peace. Hayır White Peace'i kabul etmem. O kadar da değil. Sessizlik olsun. Kararlarınızdan bitirin lütfen savaş. Kararlarından ben teslim oluyorum. Gidip o teslim olsun kararlarından. Efendiler ben Londra konferansına daha yeni davet edildim de ben bir şey söyleyeceğim burada savunan taraf yani belli yani. Efendim biz White Peace istiyoruz sadece. Efendim White Peace istiyorsan savaşmayacaktın orada kaç tane Amerikan askeri öldürdüm ben. Efendim ben Amerikanlarla savaşmadım Bulgarlar savaştı. Ben efendim biz öldürdük ya onları kusura bakmayın. Vallahi biz öldürmedik hiç Amerikan. Biz Amerikanlar. Sırplar ordunu çıkar, Sırplar. Evet, hala vuruyor kafama, hala zulmediyor bana. Hala zulmediyor. Konferansın lideri olmayanlar konuşmazsa çok iyi olur. Affedersiniz ben efendim. Öncelikle sırayla herkes hak alsın. Sayın Amerika hükümetinden başlayalım. Sayın Amerika hükümeti. Tamam, cevabımızı aldık. Sayın Rus hükümeti. Buyurun. Efendim siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çoğu dalı Slav kardeşlerimin ölmesini istemiyorum. Tabii. Efendim Sayın Benelux hükümeti. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim bu savaş çok uzadı. Ben ve karım da aynı şeyi düşünüyoruz. Sayın Avusturya-Macar hükümeti siz ne düşünüyorsunuz? Sayın Avusturya-Macar hükümeti. Kendileri burada değil. Tabii es geçişmişlerinden. Sayın Fransız hükümeti siz ne düşünüyorsunuz? Valla biz bu bölgede savaşın daha fazla uzamasının iki tarafa da hayırlı olacağını düşünmüyorum. Öldüm. Sayın Alman hükümeti siz ne düşünüyorsunuz? Alman da yok herhalde. Alman da yok kendisi. Sıra bana geldi. Ben de barışı düşünüyorum. Efendim. Tamam. Şimdi bize sorulacak seçenek, mı? Evet bize de sorulacak mı? Ben de onu merak ediyorum. Efendim siz konferansta var mısınız? Ulan ben de savaşıyorum. Beni ilgilendiriyor lan. Konferansı sizin tarafınızdan bir mektup geldi. Ben öyle açtım. Efendim siz konferansı bitirene kadar adamlar Yunan'ı bitirecek. Evet, yok öldüm yok ben şu an öldüm. Öldüm ben şu an öldüm. Zulmediyor Türkler bize. Zulmediyorlar hemen acele efendim, edin. Şimdi Avusturya-Macarların söylediği... Makul bir ölçüde bana en nihayetinde savaş bitse bile barış anlaşması olacak. Barış anlaşması da istediklerinizi efendim, söyleyeyim. Efendim tamam şimdi. Sizin istekleriniz nelerdir? Ben Yunan'ın Atina haricinde Girit dahil olmak üzere 1821 sınırlarını almak istiyorum. Bence makul. Üzülme diyor. Yani efendim, ilk bağımsız oldukları topraklara kadar istiyorum. Yani çok da bir şey istemiyorum. Efendim sayın
İki dakika. Sayın tüm bizim konferansın liderleri olarak bir iki dakika hoş bir konuşalım iki dakika. Bir kararlaştırım. Sonuçlar üzerinde savaşı siz galip geldiniz. Biz bunu müsaadenizle biz Amerikalılarla ortak bir karara bağladık. Atina, Mora Yunanlıların, Sofya Bulgarların, Belgrad Sırpların olarak kalacaktır. Bunun geri kalan topraklar da Osmanlı himayesine girebilir. Bence de bu şartlar altında anlaşılabilir belki. Efendim üzülme diyorlar ama bize. Sus. Üzülme diyor. Öbür türlü sen benim tokadımı yiyeceksin. Öldüm ki zaten konuşana kadar. Yani efendim üzülme bana çoktan. Efendim artık ki barış sağlanmazsa Latina'nın oradaki cephede yani sayın olsun. İttirmesinler artık efendim. Tamam, barış edebilir miyiz? Barış masasına, bir saniye. Barış masasına zaten oturmayacak mıyız? Oturduğumuz zaman bunu rahatlıkla konferansla konuşabiliriz. Zaten Yunanların hani tekati de kalmadı. Öldük vallahi vurdu. Yunanlılar o zaman cepheyi boşaltsın daha fazla. Bitti ki zaten hepsini öldürdük. biz bıraktık cepheyi. Biz bıraktık. İtilmedik. Dediğimiz gibi. İtilmedik. Atina, Mora, Sofya ve Belgrad harici. Sayın ne kaldı ki? Yok. Sayın Enver Paşa. Başkentler harici. Buyurun. Başkent ve Mora. Efendim biz sizle anlaşmıştık. Evet, sizin de anlaşmamız sürüyor. Heh, tamam o zaman. Allah bana kalsa hepsini almak istiyorum ama bu paşa gene, bu padişah gene önüme ket koyuyor. Zulmediyorlar. Yine başardık. Bu arada Edirne değil Balkan Fatih olarak bilinmek istiyorum bu saatten sonra. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Kuzi. Şireşo vermedin değil mi lan toprakları? Kuzi samimiyetli ve aile toplantılarında. Pardon. Efendiler. Benden yardım umuyorsunuz durum ara. Umuyoruz. Şu an her şeye okeyim ben ya. Tamam haberin olsun. Hazırım yardıma. Allah. Benim daha hani... doğuya dönmem lazım ya. Ya doğusu ya. Kardeş Azerbaycan'da benim yarım kalmış bir işim var. Oradan Türkmenistan. Efendim demant için geldim. Ya efendim bakın İngilizler ve Fransızlar size saldıracak. Yapmayın gelin sizin ittifakınıza gireyim. Hayır. Beraber bir yola çıkalım. En başından beri bizi istemiyorsunuz. Sırplara özellik. Yunanlılara kendinizi özellik. Kendinizi öldürürsünüz bu savaşta. Bütün ordumuz veteran yapmayın. Ne gerek var? Ruslar ve Fransızlar size karşı kümelenmiş. Gelecekler size karşı. Yapmayın. Yıl siz kaç? Amerikan ve Alman kararını bozdunuz. Ben de tam onu diyecektim. Efendim kendileri benim müttefikim olur da yani... Efendim demanlı kabul etmiyorsunuz galiba. Ben Balkan ülkelerine özellik istiyorum. Bir de Eastern Rumeli istiyorum Bulgar'a. Yani, özellikse papıttık o. Demek oluyor değil mi? Evet. Yanlış an. Evet. Papıttığı kabul edebilirim. Ben size yapabileceğim... bu arada o papıttığın süresi de 10 yıl. Tamam papıttığı kabul ederim. Bunu kabul ediyorum. Tamam. Bir de Eastern Rumeli'ye tarafını unutmayın. Bulgarlar için. Bir şey diyeceğim. Grid for diyor ki papıt olmak risk diyor. Support. Efendim bir sonraki ayın 16'sına kadar süreniz var. Hayır puppet olarak bırakayım da ilk defa şey gördüm. Supportlamıyor diyor. Nasıl yapalım? Salayım mı? Ya bug olur diye bilmiyorum. Türk ordusu. Gerçekten. Yüz karası. Aaa. Kaç asker öldü? Oh. Kazanımlarımızı koruyoruz. Sakin ol lan. Ne kazanım kaldı lan? Hain. Efendim, bir şey ters tuttu. Buyurun hoş geldiniz. Yo, hayır, merhaba hoş bulduk efendim. Ben Kayo ve çocuğum geldik. Hoş Benelux'tan uzak topraklardan. Kayo'm Wilhelmina. Çocuğum da 3. Leopold. Nasıl? Efendim nasılsınız? Yani... Hükümet düştü. Kötü durumdayız. Hoş geldiniz. Ya. Efendim biz bir şey sormak için geldik. Bizim çocuğumuz sizin Dede Korkut hikayenizi çok okumuş. Ve de Osmanlı topraklarında eğitim almak istiyorum diyor. Sizin için de bu uygun mudu yasalar çerçevesinde? Elbette niye olmaz? Oluyor efendim. Biz o zaman çocuğumuzu gönderelim. Uygun mudur? Yani herhangi bir ücret falan. Yo. Ne babacım ben Simirna'da eğitim görmek istiyorum. Simirna çok güzel diyorlar.
İzmir. O çocuk. Simirna. İzmir. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim çocuk? Uçak üretebiliriz bu arada. Uçak araştırması yaptım ha. Üretirsin. Evet, merhabalar sayın. Efendim, Romanya'yı işgal edecekler. Bizi saldılar ha. Evet, onu biz de gördük. Yani onu koruyacağız büyük ihtimalle. Koruyun yani. Girecek o adam ha 3 güne. Ya biz neden yemedik abi? Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı ye diye yemedik. Bitti gitti artık. Sus. Yok yok, onu demiyorum. Fokusu ha. Neden yemedik? Allah dediğim Allah. Gibi efendim, yani bu artık yiyemezsiniz. O sıkıntı oldu. Bitmez. Bir şeye bakmadınız. Hayır ya. Normalde Babeali'yi basmaları lazım event'te. Yani ya sola ya sağa gidersin. Yanlış bir şeye basamam yani. Mümkün değil o. Aynen öyle. Yani ya sola ya sola gidersin. Decision misicin yok. Hamidimiz. Hoş geldin cacık. Hamidimiz. Yani yabancı devletler bir yere kadar senin otonomunu sağladı. Vallahi efendim. Hünkârımız olmadan olmuyor dedik ya. Hamidimiz olmadan olmuyor vallahi. Hmm. En azından makul bir ölçüde barış yapabildik, öyle düşün. Ben bir dolaşıp geleyim. İndirek başına Türk valiye atarım bak. Hiçbir şey yapamazsın. Ben bir dolaşıp geleyim. Hiçbir şey yapamazsın. Gelirim ben, bir şey olmaz. Hadi geleyim. Harbiyeli ofisörlerin buff'u da geldi. Arm modernizasyonu da gelsin. Artık çoğu şey debuff'tan ziyade buff'a dönüşmeye başlayacak. Bir Sigmen of Europe var. O kalkmayabilir. Harbiyeli ofisörlerin debuff'u kalktı. Ordu debuff'u da kalktı. Artık hani diğer devletlerden bir farkımız yok. Seni piyade etmezsen lazım. Vallahi tankı ben gitmeyeceğim de Almanya falan gitmesi lazım. Bizim anti-air basmamız lazım bir de. Aynı zamanda stability'de de çok kötüyüz. Geldim Talat'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kaçıyordun bakayım. Şu an balance of power var. Sol taraf sen, sağ taraf ben. Allah Allah! ben böyle yavaştan sola basıyorum o zaman. Mantıklı değil şu an ama. Savaş sabarı sen daha batıklısın. O zaman bir research slotu alalım. Ne dersin? Damage of Garrison buff'ları da var. Önce research slotu alalım da ondan sonra gideriz. Ya uçağa inanmaktan daha ziyade şu an düşürecek şeye inanmamız lazım. Uçağa yavaş yavaş basacağız. Anti-air lazım. ATD'ye zaten şu an gerek yok. Şu an şey mi? Lazım. Abdülhamit'le konuşan Talat mı var başka? yani evet. Olsun olsun. Yönetim sen de kardeşim ya. Ne, ya sen ya ben aynı şey. Ersi tutuyor. Aynen öyle. Bir de Cemal Paşa var ama. Cemal doğuda ya. Dış ilişkilerle ilgileniyor daha çok. Efendim, bu değişen dünya düzeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kim neyi değişti ki? Ben kaçırdım onu ya. Efendim, Almanlar yani bilmiyorum. Yani biz çok ikili oynadık ya. Almanlar bizi müttefik sanıyor, İngilizler müttefik sanıyor, Fransızlar müttefik sanıyor. Biz de sizi sanıyor. Müttefik sanalım mı yoksa? Allah, ben olsam sanmazdım yani. Herkes değil mi? O kadar olaydan sonra. ben hala da yani borcumla bir... şey yapmaya donatıyorum. Ordumu donatıyorum ya. Ha. Top satalım mı? Geri kalanına yok, da ben artık kendim donatıyorum. Experience kastıracağım, haberin olsun. Neyi çıkaralım? Valla. Olalım. Efendim, uçağımız var, topumuz var, tankımız var, tüfeğimiz var, hepsi her şeyimiz var. Maşallah. Ha, maşallah artık. Yani efendim, siz bir iç savaş yiyecek falan diyorlar. Yok canım, ne alakası var ya? Hayda. Var mı? İyisin ya. Böyle bir şey olmayacak. İç savaşı lan. He? İç savaş mı? Yok, iç savaş mı? Ben bu arada geldiğim sırada böyle Bulgar'ın Justify'a çekilmişti falan. Hayır ola. Şımardı şımardı. Bir daha tepelenmek istiyor. Sayın Boris, bak gençsin. Yani Boris hata burada yok, yok ya efendim. Yok Boris mu? Burada ha, yok. Yunan kim burada? He, ben varım lan efendim. Ben varayım, ben varayım. Konstantinos! He. Nasılsınız efendim? İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Vallahi iyiyiz efendim. Çok iyiyiz.
Hünkârımız başımızda hünkâr yok artık değil mi? Hünkâr yok. Hünkâr var oğlum yine var. Hünkâr var mı? Hünkâr var da aynen. Sembolik. Cumhuriyeti mi varmış gibi. Ya sen ona bağlılığınızsın da bizden emir alıyorsun. Yani. Aynen öyle. He anladım. Emirler saraydandır bizden. Aynen. Anladım. Sor bakalım saray kimden alıyor emiri? Saray kimden alıyor? O da bizden. Aynen öyle. He. Ben de sizden alıyorum o zaman. Aynen evet. Öyle. Doğru. Hareketi bu Pukreş'in %3 çok güzelmiş. Onu alıyorum. Aynen Allah. Neyse efendiler biz gidiyoruz. Varsa bir sıkıntın beni bul. Ey Amerika. Yoktur da hani varsa. Folla faş olmuş bizim. Ne? Stability diyorum. Folla faş olmuş. Aa, hallediyorum onu. Bu arada ben maintenance aldım. Bak istersen maintenance git. Koy içine. Ne? Karşıdan silah toplayalım. Ne dersin? Efendim ben bir şey söyleyeceğim. İstediğiniz bir teknoloji var mı? Onu satabiliriz istiyorsanız. Yok bizde var. Bizde var. Hepsi var. Nasıl hepsi var ya? Var var. Biz var. Biz artık sikmen değiliz. Efendim ne uçak üretiyorsunuz ne tank üretiyorsunuz? Gerek yok. Gerek yok da teknoloji var. Var yani. İlim irfan geldi artık Grand Ottoman'a. Tamam efendim o zaman iyi günler. Geldi yani. İyiyiz. Bak bu Wilson'ın sağ solu belli olmaz. Yarın bugün yok. İlke milke orada şimdi. Toprak. Burada şunlar özgür şu devlet, falan da. Bu devlet diye diye. Ha, Şokaran'ı iyi tutma Talat. Anlıyorum diplomasi ayağın güzel ama. Sen gene bunda bir mesafe koyar ama. Birazcık aslında donanma basabilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Ne diyorsun? Sapmanın üzerine. Onu bir cehennem yaşatabiliriz onlara ya. Bizim Akdeniz'de özellikle. Yok. Yani şey, doğrusu deniz aşırı alacak bir ürünümüz yok. Yok onlar ama düşünsün. Donanma teknolojim işte, var yani, ha. Mantıklı yani onlar düşünsün. Bu şey Bulgar ordumuz yok falan mı zannediyor? Almanlara biraz fazla mı güveniyor anlamadım. Bilmem. Ya bu Almanların derdi ne bizle? Ne bileyim ben. Hasta mıdır nedir? Hastalıklı manyaklar. Adam da diyor müttefik olalım yok diyor. Ya iyi sen İngilizler istiyordun zaten. Ya harbiden ya İngilizler daha iyi olur ya. Hem ben biliyorum Selanik ziyaretimde o yönde bir tavsiye aldım. Yani. Şey yapma artık. O, buna PP, çok dinlemesen de. PP'yi harcama. Hiç çark gidemedik. O diplomasiyi bir an önce bitirmemiz lazım. Çark mı top mu? Hangisini istersin? Valla topu zaten devamlı satın alabiliyoruz ama PP gelmiyor ya. PP'yi bir toparlayamadık ki. Top bak şu anda silah da top da çok eksikte. Top ya 2.5K yakın eksi de çok yüksek. Dur weekly stability hallediyorum bir yandan. Ordumuz da yok ya bir yandan. Gücü biraz elime alıyorum sorun olmaz mı? Neyse Talatçım sıkıntı yok ya. Aynı yolun yolcusuyuz. Aynı yolun yolcusuyuz. Savaşsa varız sen zaten. Tabii. İzmir'de Yunan askeri var. Senin canını okurum bak ha. Harbi mi? Harbi. Efendim çok sevdiğiniz bir kumandan yolladım oraya. Ne? Kimi gönderdim lan? Bakın hemen. Göremiyor. Ya alayım mı orduların elinden illa onu mu yani istiyorsun kenara. Ya? Ne? Ne Metaksası yolladım sayın Metaksası. Bak onları çek oradan Atina'na git yoksa iki division'ı da elinden alırım senin. Benim tatile geldiler ya. Ya ben seni iki division'ı alıyorum. Evet dur tamam gidiyorum. Gidiyorum dur. Atina'ya gidiyorum. Evet. Aferin. Debap. Düşmanlıklarımızı bir kenara bırakalım. Hepimizin farklı hedefleri var. Doğru ya. Diyorsunuz ama bizim bir küçük problemimiz var. Madem hı-hı. Böyle bir şey yapacağız. Evet. Bulgar. Yok. Boğazımda kaldı benim ya. Yok. Bulgar'ın neyini yani Bulgar'ın üzerinden sinek gibi geçebilirim. Yok hayır. Geçmeyeceksiniz efendim. Neden? Bir kere o anlaşmayı çiğnediniz zaten. Tamam oğlum yeni anlaşma yapalım diye. İşte yani yeni anlaşmalara yok. Açık bir adamım. Ben lanet olsun. Yani Bulgar çok kolay bir hedef şu an. Zaten ordusu ordu değil. Yani 5 sivilde hediye ederiz sizlere. Hı. Efendim biz onu korumamız altına aldık. Neden? Maalesef. Tamam canım biz korumamız altına alacağız. Evet. Aneks atmayacağız. Efendim Almanlar bunu desteklemiyorlar. Yani eğer ki Almanlar bizi ittifakında istiyorsa... Bir ufak bedel diye düşünmek lazım. Biz otururuz yoksa gireyim yiyeyim birbirinizi canım. Aynen öyle. Artık ya bu arada desen ki eğer tehdit edersen de beni yok gelirim işte Balkanlarıma diye. Seni var ya Ruslar. Buraya gömeriz. Öf ben buradan sen bir karış toprak ilerleyemezsin ama Ruslar nereye girer görürüz.
Burada 1 milyon bıraktırırım sana bir toprak başına. Ama Bulgar'ı verirsen Kafkaslar'da derin bir cephe olur. Aynen öyle. Gözün var zaten. Hı. Sen vermek bir şeyler, almak karşılığında bir şeyler. Ne demişler? Al gülüm ver gülüm. Ya sevgili Alman elçisi de geldi, bir de onunla konuşmuşsunuz. Ha, Bilen de teşrif etti zaten. Merhabalar Sayın Bilen. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Efendim, müttefiklerine karar vermem lazım. Diyoruz. Silahlarımızı hala sizden satın alıyoruz. İyi niyet göstergesi olarak. Biraz borç takıyoruz ama. Yani onları ödüyoruz. Çok sıkma kendini de. Şöyle bir şey var. Bizim üstümüzde böyle bir yarım kalmış bir işimiz var. Diyoruz ki siz vermek yeşil Bulgar, biz vermekse Rus. Evet. Rus? Rus. Evet Rus. Aslında Bulgar papıt yapılırsa belki anlaşılır. Papıt, papıt. Çünkü olur, neden? Nedeni de söyleyeyim. Ben arada böyle bir gelip kerkinip geri gidiyor, o yüzden hani. Evet evet. Sinirlendirdi bizi. Ne dersiniz? Ben açıkçası... Makul. Makul. O zaman öyle. Bulgar'a da bunu kabullendirdi. Madem ki toprağını almayacağım. Kabullenmezse de siz çekin fişini. O zaman doğru Meli. Evet. Kabullenmezse ev verdiğim şehidin bir hakkı var. Benim o Bulgar ordu bastım. Yine gidecek bunlar. Ya bir şey yok, olmaz. Geri gelir. Geri ben sana yok. Silahını topunu vereceğim. Rahat aynen ol. Ben öyle. De Almanlardan çoğuruyorum zaten. Ben de başka yerle Vietnam'dan falan çoğuruyordum. Yok yok. Güzel.